neydik, ne istedik diye baktığımızda küçük bir hayalimiz vardı. Hastalarımızın şu şekildeki odalardan durması, eksiklerinin olması bizi çok üzüyordu. Burada da bir, zaten bizi yetiştiren hocalarımız buradalar. Yani biz bir hastaya faydası olmak, sadece sağlık olarak o çocuğun iyi olması değil, maddi, manevi, zaten sağlığın tanımı da Dünya Sağlık Örgütü'nden böyledir. Bununla beraber bir dernek kurarak başladık ve bu derneklerimiz ziyarete başladılar. Burada gördüğünüz gibi kıymetli Özlem arkadaşımızın bizim bu derneğin kurumunda çok yardımı var. Ve bu ilk servisimiz, kendileri buradalar. O zaman Melik Gazi Belediye Başkanı'ydı. Sayın şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Memur Kılıç Bey'in de gayretleriyle Melik Gazi Belediyesi'nden destekle servisimiz yapıldı. Ve biz ağzımız açık kaldı. Devletimiz var olsun. Dün şehitlerimiz var arkadaşlar. Onun için bugünkü müzik programımızı iptal ettik. O askerlerimiz sayesinde biz şu anda huzurla kahvaltımızı yapıyoruz. Güvenlik güçlerimiz sayesinde yapıyoruz ve hakikaten canımız vatana feda olsun. Askerler orada sınırı korurken biz de hekimler olarak hastalara... Yani kendimizi arkadaşlar biz hastaya hizmetimizi yaparken mecburi hizmet yaparmış o bilinçle yapıyoruz. O zaman biz dedik ki ya bu hastalara ne yapabiliriz? Ve devletimiz bazı işleri mükemmel yapıyor ama biraz zaman oluyor. Ve sivil toplum örgütünün, kankanın, sizlerin ne kadar güçlü olduğunu gördük bu servisimizin yapıyarak. Sonra olay daha fazla büyüdü. Ya dedik böyle bir hastanemiz olabilir miyiz? Burada da çok kıymetli şu anda da gene bakanımız Mehmet Özaseki bakanımızın her zaman desteğini, manevi desteklerini her zaman hissettik. Ekonomik sıkıntılar oldu, hükümetten, başka şeylerden her meselede ilerledik. Tabii bunların hepsinden birazdan bahsedeceğim. Cenab-ı Hak bu hastalara layık olduğu hizmetlerin yapılmasına niyet ediyor, bizleri vesile ediyor. Sayın büyüklerimiz bizleri ziyaret ediyor. Onların desteklerini her zaman hissediyoruz. Onlara tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ve biz okullarda da özellikle de şunu yaymak için... Bakın burası Cihangir Okulları. Ama dediğim gibi bütün okullarımızda gidip kermesler yapıp, seminerler yapıp bu işin önemini her yerde özellikle de bu 14, 15, 16, 17 yaşındaki çocuklara çok çok hedef kitlemiz onlar. Onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Çok sayıda kermes. Okullarımız bize çok destek veriyor. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Anaokulundan tutun da liselere kadar hepsi destekten hiç eksik etmediler ve bizlere katkıda bulunuyorlar. Tekrardan onlara da teşekkür etmek istiyorum. Peki ne kaldı? Yapamadığınız şeyler kaldı. Neler bunlar? Bunlardan bir tanesi CAR-T'cell. CAR-T'cell yeni tedavi şekli. CAR-T'cell çok önemli bir tedavi şekli. Ne yapılıyor burada? Dünyanın da şu anda üzerinde durduğu bir tedavi şekli. Ne yapılıyor burada? Hastadan savunma sistemi hücreleri alınıyor. Hastanın diyelim bir kanseri var. O kanseri görecek şekilde genetiğiyle oynanıyor ve hastaya geri veriliyor. Bu hücreler şurada gördüğünüz gibi gidip kanseri yiyorlar. Ben inanıyorum ki bir 15 yıl sonra dünyada kemoterapi diye bir şey kalmayacak. Yerini bu tedaviler alacak. Ama maalesef bu konuda çok geç kalıyoruz. Bakın bu bir kongredeki sunumdan alınmış bir metin. Şu anda dünyada 8 tane CAR-T'cell üreten firma var. Ve ben size şurayı dikkat etmek istiyorum. Fiyatlarına bir bakın. 650 bin dolar. Bir CAR-T'cell'in 600 bin dolar, 650 bin dolar. Bu tedavilere ülkemizin girmesi lazım. Google'a dün gece CAR-T'cell diye yazdım. Ne çıktı biliyor musunuz? İsrail çıktı. İsrail'in Sheba Hastanesi çıktı. Bir numarada. Bakın 1 milyon 900 bin görüntüde bir numarada İsrail. Çünkü İsrail bu konuda çok ileri. Amerika, Çin, Çin'den sonra İsrail, İsrail çok önemli. Şu anda 250 tane CAR-T'cell tedavisi yaptı tüm dünyadan gelen insanlardan. Yani 250 çarpı 600 bin dolar belki de Türkiye'nin bütün hastanelerinin yaptığı cirodan daha fazla para kazandı bu hastane, Sheba Hastanesi. Ve bunun için reklam yapıyorlar. Hala dünyadan hasta çekiyorlar. Bu kadar önemli bir tedavi.
Peki bizim ülkemizde nasıl durum? Yani maalesef bu işi bilen kişilerden biri olarak söylüyorum, sıfırız. Yani bu konuda bizim çok şey yapmamız lazım. Kankayı buraya yönlendirmek istiyoruz. Bunun için sağ olsun hayırseverlerimiz vardı. Ben 6 tane çocuğu yurt dışına bunu öğrenmek için gönderip hayırseverlerimizin paralarıyla buraya geldikten sonra bu işi kurmaları için çok uğraştım. Bu projeleri yapmak için çok uğraştım ama maalesef bürokrasiden çok fazla ileri gidemedim. Diğer tedavisi, bunun bir üst modeli gen tedavisi. Türkiye'de gen tedavisi maalesef sıfır. Ama dünya gen tedavisine gidiyor. Yani dünyanın en önemli, bakın şurada diyor ki, geleceğin tedavisi bu tedavi diyor. Ve Amerika'da 7 tane gen tedavisi onay aldı. Tanesi 2.125 milyon dolar bir tedavi. Ve biz bu konuda ne yaptık? Bakın şuradaki kişi Avrupa'nın kemik iliği naklinde bir numarası. Geldi bizim hastaneyi gezdi, gen kökü gezdi. Ve biz onunla birlikte, şu Arjan Manchester, onunla birlikte gen tedavileriyle ilgili Avrupa'da yürüyen bir projeye ortak olduk. Bu Türkiye'nin ilk gen tedavi projesi. Şunu söylemek istiyorum. Kanka bir vizyonu vardı. Vizyonu lösemili çocuklara destek olmak ve bu konuda bir mükemmeliyet merkezi haline getirebilmek burayı. Nakil konusunda hiçbir sorunumuz yok. Tüm dünyada yapılan en iyi nakilin ne varsa hepsini yapıyoruz. Ama bizim ve kankanın bundan sonraki hedefi CAR T-cell tedavisi ve gen tedaviler olmalı. Bunun için Erciyes Üniversitesi iyi bir merkez. Gördüğünüz gibi böyle bir hastane var, gen kökü var ve virüslerle, çünkü bu da virüs temelli bir şey, virüslerle uğraşmışız biz. Kendi aşımızı bile üretmişiz. Böyle bir altyapı var. Sadece bürokrasiyi aşıp biz bu tedavileri bu ülkemize yerleştirmemiz lazım. Yoksa ileride Amerikalı getirecek, İsrail'i getirecek. Biz de milyon dolarlarla bu tedaviler almak zorunda kalacağız. Ben tekrardan buraya geldiğiniz için, kankaya gönüllü olduğunuz için, kankaya destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel çalışmalarla, bilimsel aktivitelerle birlikte oluruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce dün şehit olan 9 canımızın, kahramanımızın şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize de Cenab-ı Allah'tan şifalar diliyorum. 2 tane de Kayserimizden gazimiz var. Onlarla da telefonla görüştüm. Çok şükür durumları inşallah iyi. Ankara Gata'da tedavileri sürüyor. Dünkü olaylarla ilgili. Allah'ın izniyle onlar aramıza katılacak ya da birliklerine inşallah tekrar dönecekler diye dua ve temenni de bulunuyorum. Kankayla ilgili yapılan çalışmalardan dolayı başta Musa Hocam ve Ekrem Hocam başta olmak üzere tüm katkısı olan emeğe geçenlere, ayrıca hayırsever dostlarımıza bir kez de ben buradan bir doktor olarak teşekkür etmek istiyorum. Yerel yönetici olarak bizler varız diyoruz. Kayseri hayırseverleriyle birlikte en önemlisi huzur şehri, birliğin, beraberliğin merkezi. Dışarıdan gelenler bunu bir miktar daha takdir ediyor. Belki içeride olunca insanlar bazen farkına varmayabiliyor. Ama her işin başı huzur, bir bakıma güvenli bir liman. Ben burada hocamla konuşurken neyi konuştum diye de belki merak etmişsinizdir. Tabii Musa hocama ben teşekkür ederken karamsar olmaması gerektiğini de ben burada hatırlatmak istiyorum. CAR T-cell ya da gen tedavisiyle ilgili mutlaka bizim Kayseri'nin bir onkoloji merkezi olma anlayışı içerisinde bu çalışmaları yapması lazım. Bunu yapmamız lazım. Konuşulan rakamlar belki ilk etapta insanları belki ürpertir. O açıdan rakamları ben burada telaffuz etmeyeceğim. Ama bir hekim abileri olarak şahsen bizlerin üzerine ne düşüyor ise yanlarına düşüp takılıp katılıp
gerekli yerlere gitmek dahil ya da kurum olarak üzerimize düşen ne varsa gücümüz nispetinde bu alanda gerekli çalışma yapmak dahil, hatta şu 6 tane yurt dışına eğitim için göndermeniz gereken arkadaşla ilgili mutlaka, bak burada en azından mali imkanlar olan belediye başkanları bak alkışlıyor. Kardeşlerimiz birer tane, kalanı da bana ait olmak üzere inşallah biz onu sağlayalım. Elbette rutin belediyecilik önemlidir. Yolumuz, kaldırımımız, parkımız, bunlar yapıyoruz, yaparız. Ama asıl olan burayı bir merkez haline getirebilmek. Onun için beyin göçünü değil, beyin göçünün şehrimize olmasını sağlayacak gayretin içerisinde olmak. Bu konuyu biz sahipleniyoruz. Üzerimize ne düşüyorsa yapma konusunda meclislerimizden kararımızı alacağız. Ve en kısa zamanda inşallah bu alanda öğretim üyesi olacak ya da araştırmacı olacak doktor arkadaşımızı, meslektaşımızı ülke dışına gönderilmesi gerekiyorsa gönderip masraflarını karşılayıp bürokratik engelleri yok etme anlayışı içerisinde sizlerin yanında varız. En azından bugün onun müjdesini veriyorum ben şahsen. Ve başkanlarımızın da bizi kırmayacağına ben inanıyorum. Onların inşallah sonrasında üzerimize düşen neyse kalanında tamamını ben belediyemiz olarak üstleneceğim. Bir yolu daha sonra açarız. Zarar yok, bir parkı daha sonra yaparız. Ama insan odaklı o canlarımız, kanser diye nitelendirilen hastalıkla boğuşan yavrularımızı elbette ki çok daha önemli olarak ben buradan paylaşmak istiyorum. Kayseri'mizin güzel insanları, sizler iyi ki varsınız. Elbette biz burada yavrularımızı yaşatmak için çabalar iken Siyonist İsrail de Gazze'deki malumunuz ana rahmindeki, beşikteki ya da küvezdeki yavrular dahil katletmeye çalışıyor. Bu anlayış içerisinde terörist İsrail'i de kınıyor. Onu da burada sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep beraber inşallah Türkiye olacağız. Hep beraber mazlum insanların sesi olacağız. Sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum.